9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 241. Görsele bakarak bu canlıları hücresel yapı, solunum, organizasyon ve üreme biçimlerine göre gruplandırabilir misiniz? Açıklayınız. Cevap, evet gruplandırabiliriz. Örneğin solunum biçimi farklı olan, üreme biçimi farklı olan ve de hücresel yapısı farklı olan canlıların yukarıdaki fotoğraflarda yer aldığını görmekteyiz. İkinci görseldeki canlılarda kaç farklı beslenme biçimi görülür? Beslenme özelliklerine göre bu canlıları gruplandırınız. Cevap, beslenme özelliklerine bazılarını şöyle sınıflandırabiliriz. Otçul canlılar, salyangoz, kelebek, öklena, etçil canlılar, balıklar, kedi, serçe, hem etçil hem de otçul canlılar, bakteriler 3. Görseldeki canlıların tamamı uyarılara tepki verip hareket eder mi? Açıklayınız. Cevap, evet hepsi uyarılara tepki verip hareket ederler. Mesela güller güneş ışınlarına tepki verebilir, bir kedi ayak sesi duyduğunda hemen hassas algıları aracılığıyla harekete geçebilmektedir. Dördüncü görseldeki canlılarda büyüme ve gelişme nasıl gerçekleşir? Cevap, canlılar büyür, gelişir, yaşlanır ve ölür. Büyüme tek hücreli canlılarda sitoplazmanın hacimce ve kütlece artışı ile, çok hücreli canlılarda ise, hücre sayısının ve hacminin artışı ile sağlanır. Mesela çok hücreli canlıların büyümesine örnek verebileceğimiz canlılara kelebek ve kediyi, tek hücrelilere ise öglenayı örnek verebiliriz. Gelişmede yine kedileri, serçeleri, balıkları hacimsel büyüme olarak örnek verebiliriz. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.